aynı. Bir yaptık, evet.
Çok eksildiler de. Bastım o çukuru, önlerleri ama sizin basamazsınız.
koşulları da attık. Şey, Trodo. Evet başkanım, 2020'nin ilk yarışındayız. Sponsorumuz ve as başkanımızla birlikteyiz. Neler söyleyeceksin Tigin abi? 2020 takvimini yeni açıkladınız. Yoğun bir sezon bizi bekliyor. Evet İrfan, teşekkür ederim yine yanımızdasınız. Bu iş biliyorsunuz, sponsorsuz ve basın desteği olmadan bu işleri yapmamız kolay değildir. Sponsor organize yapmamızı sağlar, basında yapılan iyi organizasyonun duyurusunu yapar. Ben size çok teşekkür ederim bununla ilgili olarak. Çok güzel bir organizasyon geçti. Hava inanılmaz güzeldi. Kış mevsiminde olmamıza rağmen baharda kalma bir günmüş gibi harika bir hava vardı. Yarış çok keyifli ve heyecanlıydı. Bu yolu ilk defa motosiklet, Kuzey Kıbrıs Motosiklet Kurumu'yla da Orta Aşağı Kış Kupası'nı birlikte yapma kararı aldık. Tabii bunu yaparken sponsorumuzun görüşleri bizim için önemliydi. Onlara desteğini alarak Başarı Holding ve Kuzey Kıbrıs Motosiklet Kurumu Kuzey Kıbrıs Motosiklet Kurumu'nu da organizemizin içine dahil ettik. Siz de gördünüz zaten. Çok iyi bir seyirci vardı. Çok keyifli bir yarış vardı. Sorunsuz, problemsiz. Ufak tefek mekanik arızalar çıktı ama daha onlar da yarışın içinde olan olmayan şey. Zaten otomobil sporları bunlar, motor sporları. Motor sporlarının olmazsa olmazıdır mekanik sıkıntıların yaşanması. Evet. Keşke hiç olmasa ama dünyanın her yerinde bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben sponsorumuz Başarı Holding'e, Polaris'e, GoPro'ya, DJI sistemlerine ben çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük katkılar yaptıkları için. Motosiklet kurumuna da çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte aynı vizyona sahip oldukları için ve bu organizeye destek verdikleri için. Kuzey Kıbrıs Suyu Otomobil Kurumu'ndaki çalışanlarımıza, World Team'imize çok teşekkür ederim. Yine kusursuz, akıcı bir yarış geçti. Her şey çok iyiydi bugün. Siz yanımızdaydınız, seyircimiz buradaydı. Şu anda insanların yüzüne baktığımız zaman da o gün sonundaki o mutluluk, gün içinde yaşadıkları, o heyecan hali şu anda yüzlerine yansıyor insanların. Evet. Herkes gülüyor. Başkanım sözünüzü keselim. Hemen ben hızlı konuya girmek isterim. 2020 nasıl bir sezon bizi bekliyor? Çok hızlı olarak. 5 tane rally, 3 tane sprint yarışı var. 5 tane tırmanma yarışımız var. Nasıl hazırlanacak bu yıl? ERC ve WRC ile söz konusu ise neler söyleyeceksiniz bize? Ya bizim geçmiş yıllardan daha kötü organizasyonlarımız olmayacak. Onu söyleyebilirim size. Daha
az savunma alacak. Her yıl Çıtay'ı biraz daha üzerine koyarak. Çünkü bu iş sadece işte Tigin Kişmir ya da Mahmut Sezin denen değil. Evet, Tigin Kişmir, Mahmut Sezinler, sponsorlarımız, desteğe inan ve bütün ekibin birlikte bir vizyona sahip oluşuyla, bir takım olabilmekle bu başarılı olabilir. Yeni sezon, biz hazırlık bugün hayırlısından başlattık. Bakalım. Yani gerçekten çok sıkı bir takvimimizi bekleyecek. İşte Türkiye Şampiyonası var, Avrupa Şampiyonası var, Dünya Şampiyonası var. Ayrıca bizim ulusal şampiyonalarımız var. Hepsini bir şekilde yine harmanlayıp en güzelini hem izleyicilerimize hem basına, medyaya sunacağız. Ve bunları yaparken de sponsorlarımızı da layık olarak bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Yine birlikteyiz. İnşallah güzel işlere imza atacağız. Sponsorlarla birlikte, mesela Başel Grup'la bugün gün içerisinde etap arasında yaptığımız sohbette araç içerisinden canlı görüntü alabileceğimizi ve canlı yayında kullanabileceğimiz konusunda denemeler yapacağız. Eğer bunu sağlayabilirsek kış kupasındaki kalan iki yarışı canlı yayın yapmayı düşünüyoruz ve ülkemizde biz de neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz herkese. Ben de söyledim yani, bu iş bir ekip işidir. Yani işte siz de bu ekibin parçasısınız, sponsorumuz da bu ekibin parçasıdır. Siz kendi vizyonumuzu, imkanlarınızı, sponsorlarımız kendi yetenek ve imkanlarını ortaya koyarak biz de kendi tecrübemizle birlikte, hep birlikte bu işi yaparsak daha lezzetli, daha güzel olur. Yoksa tek başına herhangi birimiz başarılı değilik. Birlikte olduğumuz sürece bu başarı elde edilir. Takım olabildiğimiz sürece, ekip olabildiğimiz sürece yine bugün organizasyonumuzda aşağı yukarı bir 50-60 tane çalışan personel vardı. Polis, tabii polis arkadaşlarımız vardı. Sponsorlarımızın bütün ekibi burada. Yani dediğim gibi yönetim burada. Basın burada. Hep birlikte olduğumuz zaman bu lezzete ulaşabiliyoruz. Hep birlikte olduğumuz zaman o tadı tam alabiliyoruz. Ama zincirin bir halkası eksik olduğu zaman muhakkak aksamalar oluyor. Yola devam edin. Yapacağımız tek şey çalışmak. Vizyonumuz, hedefimiz belli. Bunu daha da ileriye. Çünkü biliyorsunuz özellikle Sürü Otomobil Kurumu bizim kendi malımız değildir. Babadan kalma bir şey değil. Ama bu işleri aldığımız yere biraz da yukarıya taşıyabilirsek ve günün sonunda bıraktığımız nokta zaten alacak olan arkadaşları daha ileri taşırsa bize mutluluk yok. Motor sporları kazanacaktır. Kesin ülke spor kazanacak, ülke gençliği kazanacak. Evet. Ne kadar gencimizi bir organizasyon içerisinde görev aldırırsak, ne kadar gencimizi yarışçı, sporcu sınıfına geçebilirsek kötü alışkanlıklarında o kadar uzak dururlar, duracaklar. Yani dediğim gibi konuşacak çok şey vardı. Ben size çok teşekkür ederim. Sponsorumuza çok teşekkür ederim. Work Team adına Sayın As Başkanı Mahmut Sesine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok inanılmaz bir ekip çalışması, inanılmaz bize organizasyon oldu bugün. İkinci yarışımız 23 Şubat'tadır. İnanılgöyünde bölgesinde yapılacak. Kısmet şimdi hafta içinde onun çalışmalarına başlayacak. Çünkü artık sınav çıktıktan sonra bir organizasyon bitmeden diğerinin çalışmalarına başlanır. Var gücümüz oraya çalışıp orada devam edecek. Evet, teşekkür ederim. Evet, Başel Grup yine sponsor oldu kış kupasına. Geçen yıl olduğu gibi katkı motorsporlarına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Neler söylemek istersiniz bize? Nasıl bir geri dönüş aldı Başel Grup ilk yarışta? Her şeyden önce biz teşekkür ederiz. Her iki kurum başkanı sayesinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirmeye de devam etmeyi amaçlıyoruz önümüzdeki senelerde de. Güzel bir gündü. Güzel bir pazar güneşin altında çok zevkli günler, dakikalar geçirdik. Tüm yarışmacılara bu imkanları bize sağladıkları için, bizi güzel görsel şölen yaşattıkları için teşekkür ederiz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Katkılarınızın artarak devamını bekliyoruz. İnşallah. Ülke buna aç diyebiliriz. Bir yılda 96 tane motorsporları faaliyeti oluyor 2020 yılında. Evet. Sizin de bir ucundan destek vermeniz gerçekten gurur verici. Teşekkür ederiz. Her zaman biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Mahmut abim, Work Team bugün yine harikaydı. Kazasız belasız sorunsuz bir organizasyon atlattık. Neler söylemek istedin bize? Evet İrfan, teşekkür ederim öncelikle. Muhteşem bir hava, muhteşem bir seyirci ve muhteşem bir organizasyon oldu yine bugün. Etabımız çok güzeldi. Bu etabı bir kısmını biliyorsunuz ki itibar kullandık. Şahane bir etap. Herkes çok büyük bir keyif aldı bu etaptan.
Biz otomobil kurumu olarak yine bu yıl biraz önce de başkanın söylediği gibi vizyonumuzu yine ortaya koyduk. Yine bu yıl ereceğimiz var, vereceğimiz var ve kendi ulusal şampiyonamızın yanında yine Türkiye şampiyonasına puan veren bir etabımız var, bir rallimiz var daha doğrusu. Biz her şeyimize hazırız, sponsorlarımız da hazır. Bu yıl yine çok güzel bir salon geçireceğiz ve sürprizlere yine açık olun. Çünkü bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi yine en iyi organizasyon ödülünü almak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız biz otomobil kurumu olarak. Biliyorsun bu işe başladığımızda ortaya bir vizyon koymuştuk. Demiştik ki otomobil kurumunu biz bir kurum yapacağız. Evet. Ve otomobil kurumu şu anda bir kurum oldu. Her şeyle bir kurum oldu. Evet. World Team ile bir kurum oldu. Organizasyonlarla bir kurum oldu. Dünya şampiyonasıyla bir kurum oldu. Dünyaya adını duyurmakla bir kurum oldu. Güney ile işbirliği olarak bu potansiyeli yakalamakla da bir kurum oldu. Dolayısıyla biz aldığımız yerden çıtayı çok daha yukarılara çıkarttık. Çıkartmaya devam ediyoruz. Bundan da son derece onurluyuz. Bu tabii ki bu bizim için değil, ülkemize bir katkıdır. Evet. Hepimize hayırlı olsun. Çok iyi bir sezon geçireceğiz. Bizi takip edin. Çok kısa bir sorum daha var Mahmut abim. Araç sayısının, organizasyondaki araç sayısının artması konusundaki düşünceleriniz nedir? Bu konuda nasıl bir çalışma yapabilirsiniz? İrfan, aslında bu konudaki şöyle bir şey var. Biliyorsun ülkemizde tek konu durumlar kötü. Ancak bu iş orijinal sponsorlarla mümkün değil de. Benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Yani eğer devlet, hükümet daha doğrusu hükümetler bu işin ilerlemesine katkı koymak isterlerse sponsorların bu işe katkılarını direkt olarak vergiden indirmek için ortaya bir yasal düzenleme gerçekleştirmek zorundalar. Evet. Sadece gider olarak kaydetmek abamattan düşmemek olayı değil. Direkt olarak ödeyecek vergiden düşme olayı değil sponsorluk meselesi. Bunun için bir çalışma yapmalar gerekiyor. Biz hükümetlere sürekli olarak bu konuda yani baskılar yapıyoruz. Çalışmalar yapıp kendilerine koyuyoruz ama şu anda her zaman gittiğimizde bir çalışmamız var diyorlar. Fakat henüz daha bir şey gerçekleştirmedi. Ama bu işin, bu işin tek çaresi firmaların sponsorluklarını direkt olarak kurumlar vergisinden düşmekle mümkün olur ki bunun için de bütün çabamızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet. Peki Mahmut abim, bir soru daha size konu sohbet ederken aklıma geldi. Başbakan Ersin Tatar'ın bir tane pis sözü vardı. Bir rally kompleksi, işte drag, drift, rally yapılabilecek olan büyük geniş kapsamlı bir pistin yapılması konusunda çalışma başlattıklarını söylemişlerdi. Onunla ilgili var mı bir gelişme, bildiğiniz bir şey? İrfan, öyle bir çalışma yok. Yani benim bildiğim yok en azından. Tabii ben biraz da sistemkar konuşmayı seviyorum aslında. Ben de. Ben sisteme diyeceğim politikacılara tabii ki. Çünkü sonuç itibariyle bize geçen yıldan kalma bir parasal katkı sözü de vardı. Biz onların sözüyle de yola çıktık ama şu ana kadar o parasal katkıyı da maalesef almış değiliz. Dolayısıyla şu anda işte pistir, trak şeyidir falan bunlar hepsi maalesef söylemde kalıyor. Eğer kazma vurulmadığı sürece ben maalesef bunun gerçekleştirileceği kanısında değilim. Evet. Onu söylemek zorundayım. Bir ülkede bir yılda 96 tane motor sporları etkinliği yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir çalışma, hiçbir katkı olmuyor. Bu çok doğru. Yazık. Ve biz hep kendi yağımıza kendince rizik alıyoruz hakikaten. Sponsorlar sayesinde ama yine de tamamıyla bu iş bizim gönüllülük esasımıza göre gidiyor. Biz bu işlere gönüllü olduk. Bizim bu işlerden bir kuruşluk bir şeyimiz yok. Aksine daha kendi harcadığımızda mali katkılar var. Ama bu işler maalesef böyle gitmiyor. Dünya ülkelerine baktığımız zaman bu işlere, özellikle motor sporlarına ciddi katkılar sağlıyor. Çünkü unutmayın, bakınız biz otomobil kurumu olarak ülkemizi bir dünya şampiyonasında, iki Avrupa şampiyonasında temsil ediyoruz. Ve ilk kez dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında KKTC'nin adı geçti ve KKTC'nin bayrağı dalgalandı, sallandı ve bunu bütün dünya gördü. Evet. Yani bu eğer bir ülkemizin adına biz de varız
demekten başka bir şeyse buyursunlar bana desinler ki hayır bu başka bir şey. Ama başka bir şey değil. Bu burada biz de varız anlamındadır. Biz de varız katkısıdır. Eğer bize bu katkıyı, bu kadarcık olsun bir katkıyı, 5 Türk lirası bir katkı sağlanırsa bize biz o katkıyı 5 değil 25 Türk lirası olarak geri veriyoruz. Teşekkür ederim Mahmut abim. Bir sonraki yarışlarda birlikte olmak üzere. İnşallah. Teşekkürler. ATV klasmanlarından ilk ödülleri de alacağız. Bugün ilk kez gerçekleştirdiğimiz Kıtlok'la ortak organizasyonumuz Polaris Kış Kupası ATV Enduro Cup ilk yarışı ödüllerine geçiyoruz. ATV genel klasmanında best time yapan, etapın best time'ını yapan sporcuya özel ödülümüz var. Özel ödül vermek üzere Kıtlok Sayın İbrahim Enderoğlu'nu buraya davet ediyorum. Bu dönem best time yapan sporcusu Sena Sin. Aynı zamanda her yarış verdiğimiz yarışın kahramanı ödülünü Sayın Başkan çok bastığı için Vural Tabağa alkış. ATV 1'de günün üçüncüsü Şevki Akdeniz, günün ikincisi Ertuğ Atay, günün birincisi Temel Akinaoğlu. Eurosport'ta işte var. Eurosport'ta. Tamam. Bu paydam da beni daha.
Sınıf 1 ödüllerine geçiyoruz. Sınıf 1'de günü
Yarışmanın üçüncüleri Hüseyin Yarkıner, Arda Üstüoğlu. Ödüllerini Başel Holding'den Denkay Başel'i buraya davet ediyorum. Mehmet Efe Hüseyin'i. Çıkamadı o çocuğu. Arda al Hüseyin. Lara sen dur. Arkadaşlar 3, 2, 1, 7!